Betüş, uyan. Çabuk uyan. Hayır ya, hayır. Evet, evet. Kalk hadi kalk. Sana ihtiyacım var. Uyuyorum anne, ne olur beni rahat bırak. Sana derhal o şapşal kocanın kollarından kurtulup bana yardım et diyorum. Başım fena halde dertte. Her sabah aynı şeyi yapıyorsun anne. Beni Sadık'tan ayırmak için bahaneler bahaneler. Ben gelmeyeceğim. Eda yardım etsin sana. Eda yok. Hangi cehennemde olduğunu da bilmiyorum. Ne olur kalk. Bu sefer gerçekten başım dertte diyorum. İyi tamam, geliyorum. Salonda konuşalım. Ne oldu yine anne? Ay Betüş, şu anda kolumda bir maymun var. Çok sinir bir şey. Ay çabuk söyle, onu nasıl yok edeceğim? Ne? Bir maymun mu? Bu defa nasıl becerdin anne? Oh, her zamanki gibi yanlış bir sihir yaptım. Oh benim bu kafam, oh! Vazoya çiçek koyayım derken kolumda bu maymun belirdi. Ay ne yapacağım ben? Tamam tamam. Anne bak şimdi. Sol elinle sağ kulak memeni çek, tamam mı? İki kere. Aynı anda da sağ elinle ona kış kış yap. Nasıl da unutmuşum. Tabii ya. Kış. Kış kış kış. Kış. Oh be. Gitti. Oh kurtuldum. Bunak peri ne olacak? Gülme Taci. Şimdi sinirimden seni de bir maymuna çevirmeyeyim. Gitti mi anne? Evet evet. Aman neyse kurtuldum çok şükür. Çok iyi. Eğer şimdi izin verirsen ben de tatlı kocamın yanına uyumaya gidiyorum. Aman git git hiç durma. O şapşaldan ayrılınca omuzuma yaslanmak için çok yalvaracaksın ama çok. Anne lütfen kocama şapşal demeyi keser misin? Bir kere ben onu çok seviyorum. Ve sen ne yaparsan yap biz hiç ayrılmayacağız. Sen öyle zannet. Ben senin bir ölümlüyle evli kalmana göz yumar mıyım sanıyorsun? Madem senin ondan vazgeçeceğin yok, o zaman ben de sizi ayırmak için olmadık sihirlere başvurmak zorunda kalırım. Hadi bay. Anne! Betüş Hanım. Firuze. Ay, annenizi mi özlediniz yoksa? Ay, şey... Ay, insan yeni evliyken hep böyle olur. Kocasının koynunda anasının kucağını özler. Sizin de öyle oldu değil mi Betüş Hanım? Ey gibi günler, ey! Sadık Bey'in koynunda mışıl mışıl uyurken aklınıza anneniz geldi. Yataktan kalkıp salona geçtiniz. Sanki yanı başınızdaymış gibi başladınız onunla dertleşmeye. Ay şey, öyle de söylenebilir tabii Firuzeciğim. Biliyor musunuz, ben de İstanbul'a ilk geldiğimde aynı sizin gibiydim. Memleketi annemi özleyip duruyordum hep. Firuzeciğim bunları sonra konuşsak, benim çok uykum var. Sonra evin tenha bir köşesine çekilip başlıyordum bence sizin gibi annemle dertleşmeye. E o zaman cep telefonu falan da yok tabii. Nereden bulacaksın postaneye gidip yazdırmak? Firuzeciğim bunu yapmayı sana hiç istemezdim ama... Ne yapalım? Nasıl olsa sihrin etkisi geçince hiçbir şey hatırlamayacaksın. Tatlım. Günaydın çocuklar. Günaydın. Neden bunu biraz daha sessiz yapmıyorsunuz? Birbirine öpücük gönderen maymunlar gibisiniz. Maymun mu? Bu kelimeyi bugün bir daha duymak istemiyorum. Firuze nerede? Firuze! Ah, bunu nasıl unuttum? Kadıncağız hala mutfakta kas katı bir halde. Ya bir dakika, bu hiç geç kalmazdı. Başına bir şey gelmiş olmasın? Firuze'nin mi? Onun başına ne gelebilir ki baba? Asıl başkalarının başına Firuze'nin gelmesinden kork baba. Aa, yok yok, evine bir telefon etmemiz lazım. Belki de hasta filan olmuştur. Dur dur, hayır. Yani içimden bir ses her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Sanki biraz sonra kapı çalacak ve Firuze gelecekmiş gibi hissediyorum. Ben size demedim mi? İşte geldi. Hadi siz kahvaltınızı bitirin, ben kapıyı açıyorum. Betüş ne ilginç biri değil mi baba?
Onun dedikleri her zaman doğru çıkıyor. Çocuklar, ona Betüş demeyeceksiniz, anne diyeceksiniz, anlaşıldı mı? Ama o bizim üvey annemiz. Hem o da ona Betüş dememizi istiyor. Ne diyordum benim zaman... Ne diyordum ha? Benim zamanımda cep telefonu falan yok tabii. Annemi aramak istediğim zaman postaneye gidiyorum, yazdırıyorum. Ya bağlanıyor ya bağlanıyor. Sen sıra bekliyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.